Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkesin merak ettiği üzere herkesin kafasında deli sorular var. Bu videoda neredeyse tüm sorulara tek tek cevap veriyorum. Yaklaşık bir haftadır araştırıyorum. Yabancı forumlar olsun, yabancı videolar olsun, sizin paylaştığınız yazılar olsun neredeyse hepsini okumaya çalıştım. Ve hepsi içerisinden çok güzel cevaplar seçtim. Bu videodaki soruların cevaplarını belki hiçbir videoda bulamayabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen soruları şöyle göstereyim arkadaşlar. Devasa şekilde soru var, çok fazla soru var. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Uzun bir video olacak ama neredeyse Chia hakkında tüm sorulara cevap vermiş olacağım. Kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Telegram grubumuzu takip etmeyi unutmayın. Orada herkes bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor. Aynı zamanda anlık haber ve bildirimleri yaptığım Twitter hesabımı sistemle ilgili video paylaştığım TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Eğer bunları takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz çünkü anlık ve güncel olarak orada paylaşımlar yapıyorum. Aynı zamanda katıl üyelerine özel yeni harika videolar gelecek, canlı yayınlar gelecek, çok güzel şeyler planlıyorum onlar için. Siz de katıl üyelerim arasına girerek herkesten daha avantajlı güzel bilgilere çok daha erken bir şekilde ulaşabilirsiniz ve unutmadan söyleyeyim miningturkiye.net adı altında bir tane site oluşturduk bu sitede Chia coin ve diğer tüm altcoinlerle ilgili bilgiler paylaşacağız Çok güncel ve harika bir web site oluşturuyoruz Web siteyi de takip etmeyi unutmayın takıldığınız tüm sorulara Web site üzerinden ulaşabilirsiniz Aynı zamanda bu videodaki tüm sorulara hemen şu alt tarafta gördüğünüz zaman akışı bölümünden farenizi gezdirerek hangi sorunun cevabının videonun neresinde olduğunu çok hızlı bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Yani videoyu komple izlemenize gerek yok. Takıldığınız, bilmediğiniz soruların cevaplarını buradan seçip hemen cevabınızı alın videoya şu şekilde girmek istiyorum. Çok samimi ve içten bir video olacak. Tecrübelerimi, hatalarımı, eksiklerimi ve sizin yaşadığınız genel tecrübe ve sıkıntıları paylaşacağım. İlla videoda eksik ve hatalarım olacaktır. Lütfen bunları fark ettiğiniz anda hemen yorum kısmından belirtin veya sizin yaşadığınız tecrübeler varsa hemen onları da yorum kısmından belirtin. Bu kısımları bilerek uzun tutuyorum. Çünkü çoğu insanlar videoyu daha izlemeden saçma sapan yorumlar yapıyor. Yorumları yapmadan önce lütfen ya videoyu sonuna kadar izleyin ya da bir çıkıp gidin. Kimse kusura bakmasın. Hemen arkadan bahsetmek istiyorum. Sistemim zaten kurulu. Hemen üst tarafa da kurdum. Üst tarafta toplamış olduğum sistem harıl harıl çalışıyor. Günlerdir çalışıyor. Hemen ön tarafında taşınabilir HDD'lerim var. Daha oraya takmadığım bir sürü HDD'den var. Pilot işlemi çok uzun sürdüğü için pilot işlemi bittikçe eklemeyi düşünüyorum ve yeni yeni taktikler de oluşturdum. O taktikleri de bu videoda ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Dilerseniz artık başlayalım. İlk önce şu soruya bir cevap vermek istiyorum. Neden Chia farming? Yani bir Ethereum kazmak veya Bitcoin kazmak veya altcoin'ler kazmak yerine neden Chia farming? Benim için birinci önceliği daha önce ekran kartı mining sistemlerine giriş yapmayıp geç kalmış olmam. İkincisi elektrik konusunda kesinlikle sistem sıkıntı yaratmaması. Yani aslında bir elektrik israfının olmaması. Üçüncüsü çok yeni bir sistem olması ve şu an herkesin fazlasıyla ulaşılabilir bir sistem olması. Yani şu an ekran kartları mining sistemlerine sistemleriyle kıyasladığımızda aslında başlanması için çok erken bir seviye olduğu için hatta aslında biz geç kaldık ama yine de erken bir sistem olduğu için ve sisteme sonuna kadar güvendiğim için giriyorum. Chia Farming HDD üzerinden yapılan bir doğrulama işlemi aslında. Bu sistem hakkındaki tüm soruları şimdi cevaplayacağız. Tekrardan soruları şöyle göstermek istiyorum devasa sorularım var. Bir sürü sorularım var. Bu soruların hepsine inşallah bu videoda cevap vereceğiz. İlk sorularım sistem soruları. Sorulara elimden geldiği kadar net cevap vereceğim. Sorular karışık bir şekilde ilerleyecek. O yüzden alt taraftan soruları kendi kafanıza göre seçip cevabını bulabilirsiniz. İlk sorum senkronize olayının mantığı nedir? Bilgisayarı sisteminize yeni yüklediniz ve senkronize işlemi başladı. Bu senkronize işlemi pilot işlemi bittikten sonra farming yapabilmesi için aslında diğer eşlerle bağlantı kurulması anlamına geliyor. Yani bir nevi sizin bilgisayarınızın bilgilerini ana sisteme, ana sunucuya gönderiyor ve sizinle orası arasında bir bağlantı kuruyor. A boyutu gitgide büyüdüğü için senkronize olayları çoğu zaman günler alabiliyor. Hatta bir gün veya yarım gün içerisinde de olabiliyor. Bunun kolay yöntemleri de var diye biliyorum. Kolay yöntemlerini araştırmanız sizin için çok iyi olacaktır. Herkesin deli gibi merak ettiği diğer soruya geliyorum. Bu sistemden ne kadar kazanırım? Kesinlikle bunun şu an için hiçbir cevabı yok. Çünkü bu sistem yeni bir sistem olduğu için havuz sistemlerinin çok fazla karışık olduğu için günlük olarak herkese belirli bir ücret verilmek yerine aynı piyango sistemiyle insanlara iki çiya koyun dağıtıldığı için şu an için ne kadar kazanacağınız kesinlikle belli değil. Size belirli bir süre veriyor. 6 ay olsun, 1 yıl olsun ama bu sürelerde kesinlikle doğruyu göstermiyor. Yani bu 6 aydan önce de olabilir, 6 aydan sonra da olabilir. Tamamıyla sizin ağdaki boyutunuzla alakalı bir olay bu. Ağdaki boyutunuzu da şuraya koyduğum grafikten görebilirsiniz. Kaç terabayt HDD ile başlamalıyım? Bunun herhangi bir sınırı yok. Şu an hep dediğimiz bir havuz var. O yeni bir açıklama gerçekleştirdi. En az 2 terabayt bir HDD ile kazım işleminin gerçekleşeceğini söyledi. Bu da aslında birazcık üzücü bir haber. Çünkü ağ gitgide büyüyor ve insanların aslında şu an 10 terabaytı bile binlerce liraya aldığı bir dönemde ilerleyen zamanlarda belki de aldığınız HDD'ler sizin için bir çerez parası eder derecede olacaktır. Çünkü sisteme çok büyük yatırım yapan insanlar var. A her gün yüzde %40 büyümekte. Benim benim tavsiyem en az 10 TB hatta imkanınız varsa en az 20 TB da bu işe girin. Ama bunu hobi olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bundan Çiha'nın hesaplama bölümünden yaptığınız hesaplamalar doğrultusunda kesinlikle başlamanızı tavsiye etmiyorum. Şu an için havuz açılmadı. En azından şu an havuzun açılmasını bekleyebilirsiniz yatırım için. Siyah Mining için PC özelliklerim ne olmalı? Pilot işlemi yapacaksanız üst düzey bir sisteme ihtiyacınız var. Her bir pilot iki çekirdeğe sanal veya normal çekirdek fark etmiyor. En az 2 çekirdeğe ve ortalama 3.5-4 GB'lık bir RAM'e ihtiyaç duyuyor. Pilot seviyenizi ne kadar yükseltirseniz RAM ve ihtiyaç duyduğu çekirdek sayısı da ona göre artmakta. Benim tavsiyem 12 çekirdekli bir işlemci 32 GB RAM, en az 1 TB M.2 SSD ve Chia Coin Mining yaparken arka planda da altcoin kazabileceğiniz en az 4 GB'lık veya 6-8 de olabilir bir ekran kartı olarak sisteminizi toplamanızda fazlasıyla fayda olduğunu düşünüyorum. Pilot işlemini yaptıktan sonra ise sadece sistemin çalışması için ufak özelliklere sahip olan bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Sisteme kaç adet HDD bağlayabilirim? İnanın bunun bir sınırı yok. Nasıl sınırı yok? USB çoklayıcı aparatlar var biliyorsunuz USB hub'lar. Bunun üzerinde kaç tane bağlantı girişi varsa o bağlantı girişlerine ekstradan takabileceğiniz yine USB hub'lar üzerinden de sayıyı neredeyse yüzlerce yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Sadece hızınız düşer. Bu da pilotlama işlemi yaptıktan sonra yapılacak bir işlem olduğu için çok fazla size etki edeceğini düşünmüyorum. Genelde anakart üzerinde 6 tane falan bağlantı oluyor. Ayrıca USB 3.0 sayınız ne kadar yüksekse o kadar hızlı bir şekilde bağlantı sağlayarak istediğiniz kadar HD'de bağlayabilirsiniz. Farming boyutunu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Gelelim havuz sorularına. İlk sorumuz Chia resmi havuz kuracak mı veya Chia'nın resmi havuzu olacak mı? Bu soruya tek ve net cevap veriyorum kesinlikle hayır ciya resmi bir havuz kesinlikle ortaya çıkarmayacak Çi resmi bir havuz kurmayacak. Eğer resmi bir havuz kurarsa zaten merkeziyetsiz bir sistem olmaktan biraz da olsa çıkmış oluyor. Ayrıca bağımsız olan havuzları desteklemek için şu an için yazılım geliştiriyorlar. Bu ay sonuna doğru yazılım geliştirilmiş ve paylaşılmış olacak. Bu yazılım desteği ile birlikte de havuzlar bunu bizim için entegre edecekler. Bu da tabii ki biraz zaman alabilecek. Yayınlanan resmi havuz sistemi ne demek? CIA yeni oluşturduğu havuz yazılımı ile mesela benim elimde 20 TB HDD var. Ben bu HDD üzerinden havuzlardan günlük ne kadar gelir elde edebilirim veya aylık ne kadar gelir elde edebilirim veya bu havuzdaki insanların kazdığı çiha koyunun herkes eşit miktarda nasıl dağıtılabilir? Bunların çözümünü sağlayacağı havuzlara entegre bir şekilde çalışıp herkese dengeli bir şekilde çiha coin dağıtılabileceği yani geliri dağıtılabileceği bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da ağ büyüdüğü için her zaman gitgide daha da zorlaşıyor büyük ihtimal. O yüzden ayın 17'sinde olan açıklamayı ay sonuna doğru çıkardılar. Yazılım çıktıktan sonra illaki havuzlara entegre olması da birazcık zaman alacaktır. Ama Haziran ayı ortasına doğru havuzları aktif bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Havuz yazılımı yayınlandıktan hemen sonra kazanmaya başlayacak mıyım? Bunun cevabı da tabii ki hayır. Çünkü havuzların ilk önce kendisine bu sistemi entegre etmesi lazım. Bu da büyük ihtimal 1 veya 2 hafta kadar sürecektir veya çok hızlı bir şekilde adapte olacaklardır. Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Havuz yazılımı yayınlandıktan sonra mevcuttaki pilotlarımız ne olacak? Üzücü bir haberim var. Bütün pilotlarınız iptal olacak. Nasıl iptal olacak? Aslında solo şeklinde kazım yapmaya devam edeceksiniz. Girmek istediğiniz havuzu seçip, o havuzlar için tekrardan değiştirilebilir, yani takas yapılabilir pilotlar oluşturmaya başlayacaksınız. Takas yapılabilen pilotları havuzlar arasında Dilerseniz değişiklikte de yapabileceksiniz. Yani bir havuza girdiniz, komisyonu çok fazla kesiyor veya ödemeyi geç yapıyor. O havuzdan çıkıp farklı bir havuza geçiş yapabileceksiniz. Bunun için de havuzların soğuma süreleri var. Bu soğuma sürelerinden sonra havuzları farklı bir havuza nakil işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki önceki yaptığımız pilotlar ne olacak derseniz eğer HDD'nizde yani taşınabilir disklerinizde hala boşalan varsa yeni pilot işlemleri dolana kadar onları soloda bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her an Chia Coin kazanabilirsiniz. Hatta ben şöyle bir plan yaptım. Yaklaşık 10 TB'lık bir bölümü hiç silmeyip sürekli solo'da bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bu sistemi belki birkaç yıl çalıştıracağız, hiç durmadan ve bu birkaç yıl içerisinde 10 terabaytlık veya belki bunu biraz daha yükseltebilirim 20 TB'a kadar. 20 terabaytlık bir solo havuz içerisinde belki çok daha güzel kazançlar elde edebilirim diye düşünüyorum. Bu da size ufak bir tavsiye olsun. Yeni oluşturulan pilotlar ne anlama geliyor? Bu pilotlar taşınabilir pilot olarak gözüküyor. Çünkü bu pilotları istediğiniz yere nakil işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok ufak bir havuz ücreti karşılığında istediğiniz yere, istediğiniz havuza çekebiliyorsunuz. Bu da size çok elverişli ve değiştirilebilir takas işlemi yapılabilir pilot anlamına geliyor. Sizi aslında sürekli pilot oluşturmaktan veya farklı bir havuza geçtiğinde acaba ban yer miyim korkusundan kurtarmış oluyor. NFT sistemi denilen bu havuzlar çok daha kullanışlı ve elverişli olacak. Hatta belki çiğa koyuna yeni bir nefeste olabilir. Yeni pilotlar oluşturulduktan sonra soğuma süreci nedir? Pilotları havuzdan çektiğinizde o havuzun o pilotları iptal edebilmesi için gerek gerekli olan zaman aslında soğuma süresi. Yani siz şu an ekran kartı mining yap, yapıyorsanız eğer zaten farkı çok net bir şekilde anlarsınız. Farming işlemine dur dedikten dakikalar sonra aslında sisteme farming işleminin bittiği düşmekte. Aynı bu şekilde de havuzların soğuma süreci gerçekleşiyor. Pilotları farklı bir havuza aktarmak istediğinizde benim tavsiyem en az 45 ile 1 saat arasında beklemeniz olacaktır. Tabi bu süreler resmi bir şekilde de açıklanacaktır illaki. Bu süreleri de ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Havuzdan havuza transfer için mojo nasıl alınır? Biliyorsunuz Chia coin'in bir sürü sıfırlı coin'i verildi. Bu yaklaşık 100 mojo değerinde bir havuz ortalama bir mojo şu an için fiyat almakta yani transfer ücreti almakta. Tabi bu ilerleyen zamanlarda değişebilir. Bu mojoyu alabilmek için de hemen açıklama kısmına bir link koyuyorum. Tabi inşallah süresi dolmamıştır. Oradan havuz transferi için gerekli olan mojoyu temin edebilirsiniz. Taşınabilir pilot NFT nedir? Taşınabilir pilotu istediğiniz havuza soğuma süresi bittikten sonra taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. İster solo olarak kazım yaparsınız, isterseniz de farklı havuzlara transfer işlemini MOJO ödeyerek de gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde havuzlar arasındaki transfer işlemi çok daha rahat ve hızlı bir şekilde olacaktır. Havuz değişikliği için Chia ödemek gerekir mi? Şu an için herhangi bir çiğa ödemek gerekmiyor. Çok ufak miktarda mojo ödemek gerekiyor. Açıklama kısmına bıraktığım adresten eğer hala almadıysanız mojonuzu temin edebilirsiniz. Hangi havuzda kazım işlemini sürdürmeliyim veya mining yapmalıyım? şu an için resmi olarak havuzlara bir yazılım duyurulmadı. Eğer bu videoyu izlediğinizde duyurulmuşsa lütfen havuz seçeneklerinizi çok dikkatli bir şekilde değerlendirin. Şu an anlık olarak kullanılan HeyPol havuzu bildiğiniz üzere neredeyse tüm bilgilerinizi alıyor. Tüm bilgileri vermek de aslında bir nevi hesabınızı bedavadan adamlara veriyor gibi bir şey oluyorsunuz. O yüzden sistemde ilerleyen zamanlarda sıkıntı olduğunda çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şu an için havuza girmek mantıklı mı? Şöyle düşünüyorum. Bence şu an için havuza girmek mantıklı değil. Hepol havuzundan ve diğer havuzlardan bahsediyorum. Çünkü neredeyse bütün bilgilerinizi kayıt yaparken veriyorsunuz. Aslında bir nevi sizin kazanmış olabileceğiniz çiyaları bağışlamış oluyorsunuz. Sistem bilgilerinizi de vererek havuzun size gelen çiyayı alıp e, havuzdaki tüm herkese eşit bir miktarda paylaştırması anlamına geliyor. Ama tabi burada paypool hey araştırmaların doğrultusunda yaklaşık %25'lik bir komisyon aldığını öğrendim. Bu da çok çok yüksek bir miktar çünkü şu an e, ethereum mining falan yapan birçok havuz var. Bu havuzlar yaklaşık %1'ini alıyor %1 ile %25 arasında devasa fark var bunlar da resmi bir şekilde açıklanmadığı için herkes muallakta şu an kazandığı paraları çekip çekemeyeceği bile belirsiz illaki çekenler vardır. Ama ilerleyen zamanlarda Paypal büyük ihtimal Chia tarafından destek görmeyecek. Havuz nedir? Havuz herkesin ortak olarak sistemini bağışladığı bir yer aslında. Yani senin 10 terabayt var, birisinin 100 terabayt var, birisinin 40 terabayt var. Hepiniz ortak bir yerde bunu birleştiriyorsunuz ve normalde senin kazanılma süren 6 ayken orada otomatikmen belki bir güne düşüyor. O gün kazanılan Chia'larda herkesin sistemine orantılı bir şekilde paylaştırılıyor herkesin hesabına gönderiliyor. Bu şekilde günlük olarak kazanç sağlayabiliyoruz. Kısaca havuz mantığı bu şekilde. Yeni havuz sistemi geldiğinde eski pilotlar ne olacak? Şu an yapmakta olduğunuz pilotlar iptal olacak ama şu şekilde iptal olacak. Yani herhangi bir havuza kayıt işlemi yapamayacaksınız. Solo olarak kazıma devam edebileceksiniz. Yani pilotları silmeden aslında yeni çıkan havuz sistemi için tekrardan bir yandan pilot işlemi yaparak bir yandan da solo farming yaparak chia coin kazanabilirsiniz. Bu zaman zarfı içerisinde de taşınabilir pilotlar oluşturarak havuzlar içerisinde de değişiklik de sağlayabiliyorsunuz. Aynı anda hem solo hem de havuzda mining yapmak, kazım yapmak mantıklı mı? Kesinlikle değil. Çünkü senin hangi tarafa koyduğunuz sistem otomatikmen görüyor. Bu şekilde eğer sizi bir havuz engeller, sizi banlarsa otomatikmen yaptığınız pilotlar içerisine farklı bir çizim gerçekleştiriliyor ve siz artık solo mining bile yapamıyor olabilirsiniz. Bu konuda çok dikkatli olun. Şu an güncel e, havuz yazılımları hala duyurulmadığı için bu konu birazcık muallakta o yüzden çok dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum Hatta şu şekilde yapabilirsiniz sistemimiz mesela 20 terabayttır ortadan ikiye bölün 10 terabayt solo yapsın 10 terabayt da 10 terabayt da istediğiniz bir havuza bağlayıp orada işlem gerçekleştirebilirsiniz heypol havuzuna neden bağlanmayalım heypol havuzu neredeyse sistemde kayıtlı bütün bilgilerinizi alıyor. Yani aslında sizin hesabınızı uzaktan kontrol ediyor. Bu şekilde yaparak ilerleyen zamanlarda hesabınız çalınabilir veya kaybolabilir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sizin yaptığınız sistemde bir anda iki çiyak koyun geldi size. Siz de bunu anlık olarak gördünüz zaten bunu sistem görünce otomatikman kendi havuzuna çekiyor. Ama siz bunu gördünüz mesela kendi cüzdanınıza da aktarabiliyorsunuz. Bunu zaten havuz fark ederse otomatikmen yine banıyorsunuz. Veya bunu sistem fark etmeden siz kendinize aldınız, kazanmış oluyorsunuz ama bu sefer yine banıyorsunuz. Çünkü sistem sizin işlem geçmiş geçmişinizi kontrol edip sizi banlıyor. ayrıca sistemi yüklerken Bilgisayarınıza bir uygulama yüklüyorsunuz. Bu uygulamada trojen virüs tespit edildiğini defalarca kez duydum. Herkes de aynı şekilde bahsediyor. Yani sistem arka planda çalışıp belki de siz farkında olmadan işlemciniz üzerinden veya ekran kartınız üzerinden belki alt koyun bile kazıyor olabilir. Veya sizin bilgilerinizi çalıyor da olabilir. Sonuçta biz internet bağlantısı gerektiren bütün sistemler için ilk başta onay veriyoruz. O yüzden çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu konuya çok dikkat edin. Tüm bilgilerinizi verdiğiniz havuz Çiha'nın kendi havuzu bile olsa bence çok dikkatli olmalısınız. Burada şu tavsiye yapmak istiyorum. Yeni havuzlara eğer girecekseniz sonuçta baştan pilot oluşturulacak. Bu pilot oluşturulma süresinde sistemi komple sıfırlayın. Yani yeni bir hesap oluşturun. Oluşturduğunuz yeni hesapla yeni havuza kayıt olun. Ne olur ne olmaz. Belki birazcık sekronize sırasında geç kalırsınız ama en azından sistemi uzun yıllar kullanacağınız için bir garanti altına almış olursunuz. Hepol havuzunun komisyon oranı nedir? bu komisyon oranı herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Hatta benim %50 aldığı şu kadar kazanmam gerekirken şu kadar oldu. Şunu şöyle yaptılar bu böyle oldu beni banladılar. Bir sürü yorumla karşılaşabilirsiniz. Benim araştırıp ulaştığım net bilgilerden bir tanesi Apple havuzunun açıklamaması üzerine yani şu an kendilerinin açıkladığı resmi bir rakam yok. Ama şu anki fiyatları tamı tamına yüzde %25. Yani sizin kazancınız neyse onun %25'ini havuz kendisini alıyor. Afet başlıklar olsun diyoruz veriyoruz. Yapacak bir şey yok. o havuzuna giren pilotlar ne olacak? Geçmiş olsun diyoruz. O pilotlarınızı artık farklı bir yerde, farklı bir havuzda kullanamıyorsunuz. Yani solo için alabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda zaten havuzlar için yeni yazılımlar çıkacak. O yazılımlar geldikten sonra herkes mecburen yeni pilotlar oluşturmak zorunda kalacaklar. Belki buna bir düzenleme gelir. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ağ çok çok fena büyüdü. Bu ağın da erimesini istemeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden belki gelecek güncelleme içerisinde var olan pilotları kullanma yöntemini de sunarlar diye düşünüyorum. Tabi bunu zaman gösterecek. Dört gözle bekliyoruz. Videoyu izlemeden önce Heypool havuzuna girdim. Şimdi ne yapabilirim? Kardeşim eğer hiçbir pilot yapmadıysan bence sistemi komple sil yani programı komple sil yeni bir cüzdan oluştur yeni bir kimlikle tekrardan solo bir şekilde kazmaya başla. Eğer girdiysen de terabaytların falan varsa o zaman resmi havuzların e, yazılımının açıklanmasını bekle. Resmi havuzlar oluştuktan sonra yani sistemin güvendiği havuzlar meydana geldikten sonra da Duruma göre yeni pilotlar yapmaya başlayabilirsin. Heypoldan sonraki havuzlara nasıl kayıt olmam gerekiyor? Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda yazılım açıklandıktan sonra video yapacağım. Bu videoyla havuza nasıl bağla bağlanacağınız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Şu an için tavsiyem herhangi bir havuza bağlı değilseniz sola farmik yapmaya devam edin. Sabırlı olun sabreden derviş muradına ermiş. Arada aynı soruları cevaplıyor gibi olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü herkes aynı soruları farklı şekilde soruyor. Ben de alt banttan çok rahat bir şekilde seçmeleri için bu şekilde yaptım. Bazı sorular birbirinin aynısı veya benzeri olabilir. O yüzden merak ettiğiniz soruları alt banttan seçip direkt o soruya gitmenizde fayda var. Sisteme yeni giriş yaptım. Chiaco'nin resmi havuzunu beklemeli miyim? Sizce ne yapayım? Bence hemen çok hızlı bir şekilde pilotlama işlemini nasıl yaparsın onu öğren. Çünkü bütün sistemlerde pilotlama süresi sistemlerin özelliklerine göre, işlemciye, çekirdeğe göre, RAM'e göre değişiklik gösteriyor. Yani ben 6 saatte bir pilot yapıyorsam, sen belki 8, belki de 4 saatte bir pilot yapacaksın. Havuz sistemleri açıklanana kadar ne kadar hızlı pilot yapabileceğini eğer öğrenebilirsen rakiplerinin bir adım daha fazla önüne geçebilirsin. O yüzden bu sistemde asıl olan en hızlı pilot nasıl yapılır onu öğrenmek. Solo kazım yapmak mı yoksa herhangi bir havuza bağlanmak mı? Benim düşüncem ikisi de. Çünkü solo belki 6 ayda olsa sana 2 ciya koyun veriyor ve bunu kimseyle paylaşmak zorunda değilsin. Havuz anlık olarak kazanç elde ettiğim bir yer. Bu da çok çok güzel. Sonuçta herkes anlık olarak, günlük olarak kazançlarını görmek ister. O yüzden ikisini de ben tavsiye ediyorum. Hatta burada videoyu buraya kadar izlediysen bence bu söylediğimi sen de gerçekleştir. Çünkü herkes bunu yapmayacak diye düşünüyorum. Yeni havuzlar açıldığında kenarda bıraktığın belirli bir miktar solom kazım yapabileceğin sistemin olsun. Yani yaklaşık 20 terabayt 10 terabaytlık bir alanın olsun en azından. Herkes bunu havuza çektiğinde solodaki A büyüklüğü otomatikmen düşeceği için senin çiha koyun kazanma ihtimalinde artacaktır. Bu şekilde iki taraftan da çiha koyun kazanabilirsin. Yani belki havuzda yılda 2 tane, 3 tane, bilemedin 4 tane kazanacaksın ama öbür taraftan yapacağın soloda belki yılda 2 veya 3 defa 2 tane üst üste çiha koyun kazanıp gelirini daha da arttırabilirsin. Yazılımcısın ve Chia Havuzlarını kendin oluşturmak istiyorsun. Eğer bununla ilgili bir düşüncen varsa lütfen benimle iletişime geç. Çünkü biz de çok güzel bir Chia Havuzu için çalışmalara başlattık. Bu Chia Havuzu da programlanma dili olarak pantom kullanıyor. Senin için ufak da olsa bir bilgi. Chia Havuz Listesi. Chia Havuz Listesi'ni hemen açıklama kısmındaki internet adresine ekliyorum arkadaşlar. Oradan gidip Chia Havuz Listesi'ne ulaşabilirsiniz. Hangi havuzu tercih etmekte tabii ki özgürsünüz ama iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim pilot sorularına. Neden pilot yapıyoruz? Farmik işlemi gerçekleştirebilmek için bilgisayarımızın çekirdek RAM ve hafıza bölümü yani SSD bölümü çok hızlı bir şekilde yazım yapmakta. Bu yazım süreci sonrasında ise farmik yani aslında sıkıştırılmış bir yazılım dosyası elde ediyorsunuz. Bunun içerisindeki bilgiler doğrultusunda Chia Farming yaparak Chia Coin kazanmak için elverişli hale geliyorsunuz. 100 GB'lık bir pilot için minimum sistem özellikleri nedir? Yaklaşık olarak 240 GB'lık bir boş alana, iki çekirdekli bir işlemciye ve 4 GB'lık bir RAM'e ihtiyacınız var. Ama tabii bu minimum bir sistem. Siz bu özellikleri söylediğim sistemler pilot yapmaya kalkarsanız sistemi tıkayıp nefessiz bırakıp mavi ekran alma ile karşılaşabilirsiniz. Pilot işlemi yapan SSD veya disk boyutu ne olmalı? Bunun için aslında en düşük boyut 512 GB'lık yani 500 hatta 480'lik de olur, 400 GB'lık da olur. Bir tane SATA'da olur, M2 de olur. E, ee, SSD temin etmeniz. Hatta şu an çok hızlı okuma yazma yapan benim de kullandığım ee, RAID dediğimiz aslında çift diskin hızını birleştiren sistemler de var. Onları da kullanabilirsiniz. M2 SSD kadar olmasa da size çok fazla bir hız katacağını düşünüyorum. 100 GB'lık bir pilot için şunu unutmayın ne kadar büyük disk boyutu o kadar fazla aynı anda pilot yapma işlemi sayısına neredeyse denk geliyor. Tabi bununla orantılı reminiz ve çekirdeğinizin de yüksek olması gerekmekte. Pilot işlemi için SSD neden önemli? SSD'nin yazma ve okuma hızları normal bir HDD oranla neredeyse binlerle ifade edildiği için bir pilot işlemini çok hızlı bir şekilde yapıyor. Hemen şuradaki grafikten HDD ve SSD farkını görebilirsiniz. Bu şu anlamada gelmiyor. Aynı sıkıntıya ben de düştüm. O yüzden tecrübemi anlatmak istiyorum. Mesela 980 Pro aldım 1 TB'lık. Okuma hızı 7000 megabit, yazma hızı ise 5000 megabit seviyelerinde. Ama kesinlikle okuma yazma yaparken o hızları göremiyorum, görmüyor. Çünkü sistem aslında belirli bir hız limitiyle zaten değerlendirilmiş, sınırlandırılmış. O yüzden çok çok fazla üstlerine çıkmıyor. Size tavsiyem 3000 megabit okuma, en az 2500-3000 megabit yazma hızına sahip boyutu yüksek bir M.2 SSD almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde pilot işlemi yapabilirsiniz. En doğru pilot yapma yöntemi nedir? Bildiğiniz gibi pilotlar 4 farklı işlem özetinden geçiyor. Yani 4 farklı seviyede pilot yapılıyor. %31'lik seviye kadar büyük bir dosya oluşturuluyor. %31'den sonra bu sıkıştırılma konumuna geçiyor. Sonrasında ise tekrardan sıkıştırma ve düzenleme işlemleri devam edip tek bir dosya haline getiriliyor. %100 olduktan sonra ise seçtiğiniz konuma kopyalanma işlemi başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir pilotunuz %31'i geçtikten hemen sonra disk boyutunuzu kontrol edip eğer disk boyutunuz 1 dakika içerisinde 10 GB 5 GB kadar düşüyorsa yeni bir pilot işlemi için başlatabilirsiniz. Elinizdeki SSD'nin boyutuna göre de pilot işlemlerinizi en verimli şekilde nasıl yapabileceğinizi kendiniz planlayabilirsiniz. Ben size 500 GB'lık bir M.2 SSD için bir grafik koyuyorum. Bu grafikten kendi planlamanızı da yapabilirsiniz pilot işlemi için RAM boyutu ne olmalıdır? 100 GB'lık pilot için yaklaşık 4 GB'lık bir RAM kullanılıyor. RAM'i çok yüksek yapmanıza gerek yok. Zaten sistem belirli bir seviyenin üstüne geldiği zaman kullanmıyor. Yani ben bunu 10 GB'de yaptım. Y gerekirse 20 GB'a bile çıkardım. Ama kesinlikle 4 diyorsa orada sistem en fazla 6'sını 7'sini kullanıyor. Bu şunla da orantılı olabilir. Çekirdek sayınızla remi yüksek tutarsanız belki ikisi aynı orantıda hızlı bir şekilde birbirlerini kullanacağı için bu şekilde reminiz artabilir. Tekrar dediğim gibi herkesin sisteminde pilotlama işlemi farklı sürdüğü için kendi sisteminiz için en ideal pilotlama sistemini havuzlar aktif olmadan hemen öğrenmelisiniz. Pilot işlemi için kaç çekirdek vermeliyiz? Ben en az 4 en fazla bütün sistem çekirdeklerinizi verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü araştırmalarım doğrultusunda Mesela yapılan pilotların hepsini aynı anda başlatmadığınız sürece mesela aralarında birer saat arayla başlattığınızda tüm sistem çekirdeklerini vermeniz belki sizde %20-%30'luk bir zaman kazandırabilir her pilot için. Ama aynı anda başlattığınız pilotlar için sistem belki hata verebilir o yüzden çok dikkatli olun. Bunları deneme yanılma yöntemleriyle öğreneceğiniz için sisteminizin istediği hani yapabildiği kabiliyeti doğrultusunda kendiniz aslında pilotlama işlemini çözebilirsiniz. Bunun içinde bir uygulama var ayrıntılı bir uygulama. Bununla ilgili videoyu da oluşturacağım. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Uygulama linkini hemen açıklama kısmına da bırakıyorum. Pilotlama kaç aşamadan oluşuyor? Pilotlama 4 aşamadan oluşuyor. Bu aşamaların grafiklerini hemen yine şuraya koyuyorum. Bu grafiklere bakarak kendi pilotlama taktiğini öğrenebilirsiniz. Bu aşamalardan en basitini söylemek istiyorum. %31'e geldiğinde eminim fark etmişsinizdir sistem bir tıkanma içine giriyor. Yani sistem orada baya 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 bir zaman harcıyor. Bu, burada zaman harcıyor çünkü büyük ihtimal bir sıkıştırma işlemi yazma işlemi gerçekleştiriyor. %31'i geçtikten hemen sonra disk boyutunuza bakarak yeni bir pilot başlatabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Sistem her %31'lik kısma geldiğinde yeni bir pilot oluşturabilirsiniz. Windows haricinde Ubuntu kullanmak mantıklı mı? Eğer kullanabiliyorsanız Ubuntu kullanmak daha mantıklı çünkü sistem arka planında çalışan daha az uygulama olduğu için çekirdek ve RAM'den daha fazla performans alırsınız. E, aslında %5 ile %10 arasında bir performans farkı olur. Tabi kullanmayı biliyorsanız Ubuntu şeklinde kullanmanızda fayda var. İki farklı SATA SSD ile RAID işlem yapmak yani SSD'leri birleştirmek pilot işlemi sürecini uzatır mı? Kesinlikle evet arkadaşlar. 500 GB'lık iki farklı SATA SSD'niz varsa Bunları raid yaparak yani birleştirerek toplamda 500 megabit hızı 1 gigabite yükselterek çok daha hızlı bir şekilde pilotlama işlemi yapabilirsiniz. Bu da size yaklaşık %50'lik bir zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu raid işlemini farklı diskler arasında da yapabilirsiniz ama bu konuyu birazcık araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili videoda yakın zamanda yüklemeyi de planlıyorum. Pilot işlemi için internet hızı ne kadar önemli veya internet hızım ne olmalı? Kesinlikle herhangi bir internet hızına ihtiyacınız yok. Sadece sistemin farming işleminin, sekronize işleminin devam edebilmesi için normal video izleyebildiğiniz bir internet hızı sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Pilot işlemi herhangi bir şekilde internet verinizi kullanmıyor. Yeni havuzlar açıklandığında pilot işlemi yapmaya başlayabilir miyim? taşınabilir pilot yapmaya ne zaman başlayabilirim? Bunu hepimiz dört gözle bekliyoruz. Belki kafanda böyle bir soru vardır diye cevaplamak istedim. Bu ay sonuna doğru sistemin açıklanacağı duyuruldu. Sistem açıklandıktan sonra yine e, büyük ihtimal belirli bir zaman yine bizi bekletecekler. Havuzlar çünkü bu sistemi kendilerine entegre etmek için çaba sarf edecekler. Ondan sonra pilot yaptığımız pilotları havuzlara bağlayabiliriz. Tabii bu havuzlar Pilotlarımızı kabul etmeden önce bir zaman zarfı olacağı için bu zaman zarfında tabii ki kendi pilotlarımızı oluşturmaya başlarız. Ve havuzlar aktif olduğunda da çok hızlı bir şekilde havuza giriş yapabiliriz. Tekrar hatırlatmak istiyorum en hızlı şekilde pilot nasıl yapabileceğini deneyerek kendi sisteminde öğrenmelisin. Pilot yapmanın SSD'ye zararı nedir? Pilot yapmak SSD'ye fazlasıyla aslında zarar veriyor. Aslında çoğu SSD'ye zarar vermiyor. Niye zarar vermiyor? Sadece garantiden çıkarıyor. Yani bir SSD için mesela 1 petabayt yazma ömrü verilmiştir. Ama siz bu seviyeye açsanız bile SSD'niz çalışmaya kesinlikle devam edecektir. Çünkü bazı belki videolar görmüşsünüzdür. O videolarda SSD'leri test ediyorlar ve aylarca çalıştırıyorlar ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada sizi olumsuz etkileyecek tek bir nokta var. Garanti için belirlenen okuma yazma seviyesinin dışına çıkmış olması. Yani 1 petabayt size bir sınır verdiyse bunun üstüne çıktığınız zaman garanti karşılamıyor deniyorsa SSD'niz garanti dışı olacaktır ama hala SSD'nizi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü neredeyse her SSD'nin içerisinde bir blok öldükten sonra tekrar aktif olan bloklar var. Yani bir depolama bölümü öldükten sonra hemen onun yerine farklı bir blok dolduruyor. SSD markası olarak da Samsung tavsiye ediyorum. Çünkü kendi depolama birimlerini kendileri üretiyor ve çok daha hızlılar. Sistem kurulmadan önce yaptığın pilotlarla sonradan yaptığın taşınabilir NFT pilotlar ile aynı anda solo farming yapabilir miyim? Bence evet. Çünkü ikisi de aynı sistemin ürünü. Yani yapamamak mantıksız olurdu. Ama yine de tabii ki ilerleyen zamanlara gelecek olan güncellemeye göre hepimiz şekilleneceğiz. Pilot başlama hatası nasıl çözülür? Pilot başlamada birkaç tane farklı hatalar var. Hemen bunlardan bir tanesi, bazı bilgisayarlarda senkronize olmadığı için pilot başlamıyor. Bazı bilgisayarlarda ise bu bende başıma geldi. Klasör isminden dolayı pilot işlemini başlatamadım. Yani e, hangi harfi kullandığımı tam olarak hatırlamıyorum ama büyük ihtimal i, ö artık o tarz harflerden bir tanesini kullandım büyük ihtimal. E, sistemi başlattığımda pilot işlemi başlat dediğimde kesinlikle herhangi bir şekilde pilot başlamadı. Beni yarı yolda bıraktı. Defalarca bunu denedim. Hatta dedim sistemi mi format atmam gerekiyor? Ne yapacağım ben bunu nasıl çözeceğim diye kafayı yiyecektim. Sonradan aklıma geldi e, ve bunu kendim aslında bulmuş oldum. Sonra internetten araştırdığımda insanlar da bu şekilde yaparak bulmuşlar. Yani pilot işleminde sıkıntı yaşıyorsan dosya ismini değiştir. Dosya konumunu değiştir. Bir de aynı klasör içerisine aynı anda farklı farklı pilotlar yapma çünkü pilotlar birbirleriyle çakışıyor. Aynı dosya isimleri sonuçta çakışıyor ve pilot belirli bir zaman sonra kendisini kilitliyor aynı yerde saymaya başlıyor. Sen sanıyorsun ki ilerleyecek ama ilerlemiyor bu şekilde ben yani neredeyse bir günümü kaybettim ve yanan bir sürü pilotum oldu. Şu an mesela 12 terabayta yaklaştım. Düşünün belki de ee, bunun yarısı kadar pilotum çöp oldu. Belki bu kadar pilotum çöp oldu. O yüzden ilk başta öğrenmek çok çok zaman alıyor. Standart sistemi bir kenara koyacaksınız. Bir yandan pilot yapmaya başlayacak. Bir yandan da ufak ufak denemeler yaparak çok hızlı bir pilot yapma işlemini de öğreneceksiniz. En az kaç terabaytlık HDD ile kazım yapmalıyım? Şu an HPol en az 2 terabaytlık bir HDD ile havuzuna kabul edeceğini açıkladı. Ya bu ilerleyen zamanlarda A büyüdükçe büyük ihtimal pilot işlemlerinin sayısı da yani farming yapabileceğiniz dosya boyutları da büyüyecek. Benim tavsiyem bütçenize göre tabii ki ama en az 10 tb veya 20 terabayt da bu işe girin. Bir kenarda köşede çalışsın. İlerleyen zamanlarda duruma göre ister satarsınız ister kullanırsınız. 100 GB'lık bir pilot işlemi kaç saat sürer? Bu sistemdeki çekirdek, RAM ve SSD boyutuna göre, hızına göre değişmekte. SSD ne kadar hızlıysa, RAM ve çekirdeğin ne kadar birbirleriyle iyi bir şekilde iletişim kurabiliyorsa sistem o kadar hızlı oluyor. 100 GB'lık bir pilot en az şu an gördüğüm 3 saat yanlış hatırlamıyorsam en hızlı 3 veya 4 saat zaman zarfında en fazla da bir gün içerisinde oluyor. Hatta bunu iki güne kadar belki çıkartabilen insanlar da var. Çünkü HDD ile bu işi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çok çok uzun sürüyor. Ortalama süresi 8 ile 12 saat arasında sürmekte 100 GB'lık bir pilot. 10 TB'lık HDD pilot işlemi ne kadar sürer? 100 GB ortalama 12 saatte sürerse günde 200 GB'lık pilot yapmış olursunuz. Bu da ortalama 5 güne tekabül eder. Tabi bu %31'lik kısmı geçtikten sonra başlatırsanız çok daha hızlı bir zamanda bitebilir. E, o yüzden sistemin ne kadar hızlı bir şekilde pilot yapacağını öğrenmenizde çok büyük fayda var. Paralel pilot ve sıralı pilot farkı nedir? Hangisini yapmalıyım? Bence SSD boyutunuza göre paralel pilot sistemini seçmelisiniz. Paralel pilot çok çok daha hızlı bir şekilde yapar. Sıralı pilot ise bir pilot bittikten sonra diğerine geçer. Paralel pilot da Alt tarafta belirttiğiniz zaman miktarına göre yani mesela e, ilk pilot başladıktan 1 saat sonra diğer pilotu başlat veya ilk pilot başladıktan 8 saat sonra diğer pilotu başlat dediğinizde bir pilot işlemi sizde 12 saat sürüyorsa 8 saatlik kısma geldiğinde diğer pilot başlar ve SSD'nin diğer kalan boş kısmında diğer pilot işlemi başlayarak size çok fazla bir şekilde zaman kazandırır. O yüzden sisteminizin özelliklerine göre paralel pilot ve sıralı pilot işlemlerini seçebilirsiniz. Pilot Pilot satışı yapmak mantıklı mı? Bu sistem üzerinde şu an çalışma biz de gerçekleştiriyoruz. Yani bir pilot nasıl satılır, insanlara nasıl temin edilir o diye bir pilot satım alım satım sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bununla ilgili bir telegram kanalımız var. O telegram kanalında hemen açıklama kısmına ekliyorum pilot üretip satmak istiyorsanız veya pilot almak istiyorsanız hazır bir şekilde insanlardan sisteminize çok fazla yüklenmek yerine yani 15-20 bin lira yatırım yapıp bir sistem kurmak yerine çok daha uygun fiyatları ödeyerek farklı insanlara pilot yaptırmak isteyebilirsiniz. Telegram grubumuzda miningturkiye.net üzerinden de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Linkleri hemen açıklama kısmına ekliyorum. Aynı klasör içerisine paralel pilot yapabilir miyim? Benim tavsiyem kesinlikle Aynı klasör içerisine hiçbir pilot işlemi yapmayın. Paralel yaparsanız belki sıkıntı olmaz çünkü zaman aralığı koyacağınız için dosya isimleri büyük ihtimal aynı olmayacaktır. Sıralı pilot yaparsanız da yine aynı şekilde olmayacaktır. Ama şöyle yaparsanız mesela sıralı bir tane pilot başlattınız. Pilot başladıktan bir dakika sonra tekrar bir pilot daha başlatmak istediğiniz ve yine aynı klosörü seçtiğiniz bu sefer dosyalar birbirleriyle çakışacak ve belirli bir zaman sonra o pilotlar bir yerde takılı kalacaklar. Sistemi baştan başlatmak veya silmek zorunda kalacaksınız. Başlattığınız pilot işlemi bittikten sonra ne olacak? En güzeli bu eğer bittiyse çok çok iyi bir haber. Artık farming işlemi başlar ve Chia coin kazanmak için bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Pilot işlemleri bittikten sonra farklı bir bilgisayarda farming işlemi yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirsin. Bunun en güzel e, özelliği de bu zaten. Sistemi pilotladıktan sonra istediğin e, düşük özelliklerde bir bilgisayara takarak pilot işlemine devam edebilirsin. Bu da senin için çok büyük bir kolaylık olacaktır. Yani şu anda kurmuş olduğun güzel büyük bir sistem varsa bu sistemi belki yayıncı, sunucu videolar çekmek için veya oyun oynamak için veya tekrar satmak için kullanabilirsin. E, bu da çok güzel bir şekilde sana aslında kurduğun sistemin geri bir dönüşü olacaktır. K25, K32, K33, K34, K35 pilotları arasındaki fark nedir? Pilotlar arasında çok fazla bir fark yok ama K25 pilotu ilerleyen zamanlarda ana bir bilgisayar tarafından desteklenmeyecek. Zaten onu seçtiğinizde hemen bildirimi de illaki görüyorsunuzdur. O yüzden K35'i sadece deneme amaçlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğer pilotları da yani K 32, 33, 34 artık sistem özelliklerinize göre pilot işlemini seçebilirsiniz. Şu an için pilot sistemlerinde herhangi bir fark yok deniyor. Ama ben ilerleyen zamanlarda ufak da olsa olacağını düşünüyorum. Çünkü daha büyük farmik alanı, daha büyük çiğa koyun kazanma alanı benim açımdan bu şekilde. Tabi ilerleyen zamanlarda sistem bize her şeyi çok daha net bir şekilde gösterecek. Aynı anda kaç adet pilot yapabilirim? Pilot hesaplaması nasıl olmalı? Aynı anda SSD'nizin boyutuna göre pilot işlemi başlatabilirsiniz. Yani 1 TB'lik SSD'yi aynı anda 3 farklı pilot yani 100 GB'lık olarak 3 farklı pilot başlatabilirsiniz. Bu pilotlar %31'e geldiğinde de tekrardan bir pilot daha başlatabilirsiniz. Bu da size zaman kazandırır. Size 500 GB'lık bir SSD için hemen şuraya bir tane pilotlama örneği koyuyorum. Siz de bu örneğe göre kendi pilotlama işleminizi başlatabilirsiniz. Taşınabilir disk soruları. Hangi SSD'yi almalıyım? Tabii ki bu konuda en hızlı SSD'yi seçmelisin. Ama şunu yapma gidip de 980'e 4000 TL verme onun yerine 970, 960 Pro bu tarz SSD'ler alman çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü e, sistem hiçbir zaman SSD'nin tüm hızını kullanmıyor parça parça kullanıyor. Benim düşüncem, benim tavsiyem 1 GB'lık veya 2 GB'lık daha yavaş özellikli SSD'ler alıp daha fazla pilot işlemi başlatman daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bunun için de sistem çekirdek özelliklerinin falan da dengeli olması gerekiyor. Bunun için okuma yazma hızı mesela 3000 okuma yapıyorsa 3000'e yakında yazma işlemi yapan SSD'leri tercih etmen gerekmekte. Nasıl bir taşınabilir HDD tercihi yapmalıyım. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir pilot işlemi bittikten sonra HDD'ye atma kısmına geliyoruz. Eğer sen yavaş bir okuma yazması olan bir HDD aldıysan geçmiş olsun. Normalde 4 saat süren veya 8 saat süren bir pilot HDD'ye 100 GB'lık bir dosyaya da ortalama 1 ile 1,5 saatte o sürece için sen otomatikmen yerinde çakılıp kalacaksın. Yani 30-40 megabit yazan taşınabilir küçük HDD'ler var. Eğer onları alıyorsan geçmiş olsun çok zaman kaybı yaşayacaksın. Yani belki gün içerisinde 8 saatte bitiren bir pilotu 2 saat 1 saatte oradan yaparak aslında bir gün boyunca fazladan yapabileceğin bir pilotu da elemiş oluyorsun. Okuma yazma hızı yüksek olan HDD'leri tercih etmeni tavsiye ediyorum. Tavsiyem ikili RAID HDD'ler tercih etmen olacaktır. Çünkü e, normal HDD'lerin yazma okuma hızı 150 megabitken USB 3.0'da Bunlarınki 300 megabite kadar çıkıyor. Bu da ekstradan hız demek, zaman demek. Taşınabilir HDD hızı önemli mi? Kesinlikle önemli. Pilot işlemi bittikten sonra HDD'ye atma bölümünde o hız sizin ilacınız olacaktır. Yani belki 1-2 saatte olsa günlük 3 tane pilot veya 4 tane pilot yaptığınızı düşünün. Her birinin kopyalaması yavaş bir HDD'de 1 ile 1,5 saat sürerse 100 GB'lık bir dosyadan bahsediyorum. Çoğu zaman hız uzun sürüyor çünkü okuma yazması düşük olanlarda. Size otomatikmen günlük bir tane eksik pilot yapma işlemi anlamına gelecek. O yüzden hızlı HDD'yi seçmenizde fayda var. Sisteme DDD eklemek mantıklı mı? Tabii ki mantıklı. Dilediğiniz kadar HDD ekleyebilirsiniz. İster SATA isterseniz de USB 3.0 üzerinden eklemeler yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok diye biliyorum. E, bağlantı e, özellikleriniz ne kadar yüksekse anakarta o kadar HDD bağlayabiliyorsunuz. Şurada ufak bir tavsiyede bulunacağım. Aldığınız HDD'ler anakarttan değil de harici beslemeli olursa en azından anakart üzerinden çekilen elektrik düşer ve anakartın HDD'yi çalıştırmak için ayıracağı elektriği tam tersi işlemciye gönderir ve işlemci daha performanslı ve stabil bir şekilde çalışmış olur. Farm soruları. Pilotlama işlemi bittikten sonra farm için nasıl bir bilgisayar kullanmalıyım? Nefes alacak bir bilgisayar kullansanız yeterli ama benim tavsiyem en az i3 ya da pen güncel bir pentium işlemcili bir bilgisayar, e en azından ufak da olsa bir ekran kartı, en az 8 GB'lık RAM'i, güzel bir işlemcisi olan bir bilgisayar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olası sistem yüklenmelerinde olası bir bağlantı sorununda herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamamanız için bu bir tavsiyemdir. Yani 1000 liralık değil de 1500 liralık, 2000 liralık bir kasa toplayın. Kafanız rahat olsun çünkü bu sistem uzun yıllar boyunca çalışacak. Aldığınız ekran kartı, anakart hem ne kadar kaliteli olursa sizi o kadar rahat ve uzun bir süre boyunca götürecektir. Çok fazla harici diski sisteme nasıl ekleriz? USB 3.0, 2.0 veya bilgisayar üzerinde bulunan SATA HDD'ler yoluyla ekleyebilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok daha önceki sorularda da söyledim herhangi bir sınırı yok diyebiliyorum anakartınızın üzerindeki bağlantı girişlerinin sayısı adetince ekleyebilirsiniz kazanç soruları. Chiacoin için pilot üretip satabilir miyim? Bunun için oluşturduğumuz bir tane Telegram kanalımız var. Orada e, iller bazında herkes kendi elindeki insanlara pilot satma işlemini gerçekleştirebiliyor. Oradan kendi pilotunuzu satabilir veya kendiniz için pilot satın alabilirsiniz. Hemen linki açıklama kısmına bakıyorum. Oradan ister satın, ister alın. Siyah coin kazanmak için ne gerekli? Siyah coin için olabildiğince büyük depolama gerekli. Yani depolamanız ne kadar büyük olursa o kadar fazla kazanma ihtimaliniz oluyor. Yani bu şu demek. Mesela şu an yaklaşık 10 exabyte'lık bir şeye geldik, seviyeye geldik. O kadar büyüdü. Buradaki sizin depolama alanınız mesela 1 petabayt'tır. 1 petabayt'lık alan sizi fazlasıyla zaten idare edecektir. Yani bu belki e, günde bir veya iki defa sizin Chia Coin kazanmanız anlamına gelecek. Ne kadar büyük depolama o kadar fazla Chia Coin. Chia Coin kazanmanın püf noktası. Kesinlikle pilot yapma işleminden geçiyor. Ne kadar hızlı pilot yaparsanız o kadar hızlı farming yapıyor. O kadar hızlı farming yaptıktan sonra da alanınızı büyütüp Chia'nın şu an var olan alanınız, alanındaki seviyenizi yükseltip aylık, yıllık, artık günlük Chia kazanma oranınızı arttırmak sizin için en büyük püf noktası olacaktır. Yani çok hızlı pilot işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Chia Coin kazanabilirsiniz. En düşük kaç terabayt ile başlamalıyım? Benim tavsiyem en düşük 20 terabayt ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Şu an e, Hpool havuzu bile 2 terabayt altına artık kazım yapmamaya başladı. Bu A büyüdükçe büyük ihtimal sayıda da yükselecektir. Tabi bütçenize göre alışveriş yapmanızda da fayda var. Çünkü şu an fiyatlar iki katı 3 katı oldu. İnşallah uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Tahmin olarak ne zaman kazanmaya başlayabilirim? İnanın bu sorunun cevabı belki kimsede yok. Çünkü şu an için hiçbir şey kesin değil. Benim tahminim yaklaşık bir 30 terabaytlık veya 20 terabaytlık bir HDD doldurduğun zaman ortalama 6 ay içerisinde kazanma ihtimali çok çok yüksek. Sekronize sorununu nasıl çözerim? Yeni sürüm güncellendi arkadaşlar. 1.1.6. Eğer onu yüklemediyseniz hemen yükleyin. Teknoloji sorunlarının neredeyse hepsi çözülmüş. Diğer teknoloji sorunları için de lütfen YouTube'dan kısa bir arama yapın. Zaten birkaç tane kod var. Modemden port açmanız gerekiyor. Veya Şia'nın uygulaması üzerinden yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. E, bu videoyu yapan arkadaşlar var. O arkadaşların videosunu izlemenizde fayda var. Ve gelelim konunun en sıkıntılı noktası. Bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü kimse arkasına yaslanıp Chia son durumunu bu şekilde izlemeyi görmek istemeyecek. Çünkü yaklaşık olarak şu an 10 exabyte oldu ve 100 exabyte olarak hesaplıyorlarmış şu an için. Yani bu seviyeye geldiğinde ayvayı yedik demektir. Yani şu an elinizde mesela 10 terabaytlık bir HDD varsa marketten günlük bir sakız parası kazanıyor gibi bir şey olacak. Tabi bu havuz sistemleri geldiğinde daha da netleşir. Ama diğer şekilde mesela büyük bir kazanç elde etmek istiyorsanız illaki sisteminizi havuzun büyüklüğüne oranla büyütmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani sistemin büyüklüğüne göre 100 exabyte olduğunda yani ben 100 terabytela bile aylık ufak bir kazanç sağlayacağınızı düşünüyorum. Yani yüksek bir kazanç illaki olmayacaktır. Hiç kimse benim düşüncem böyle böyle arkasına yaslanıp o kazançları göremeyecektir. Ama tabii şu an herkes küçük küçük başlıyor. Küçük çok fazla yatırımcı var. A büyüdüğünde küçük yatırımcılar daha doğrusu havuz açıldığında küçük yatırımcılar bu işten kazanamadığını görünce otomatikmen elinden çıkarıp sistemlerini satmaya başlayacaklar. Yani e, bu da çok üzücü bir durum. Herkes sistemini satmaya çalışacak ve şu anki yaptıkları yatırımlar aslında çöp olacak. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer e, sistem sizi çok fazla yormadıysa yaklaşık 20 ile 50 terabaytlık bir sistem oluşturduysanız bunun da herhangi bir gideriniz yoksa siz de benim yaptığım gibi ekran kartıyla da bir yandan elektrik parasını çıkartıp bir yandan da sisteme e, pilotlama işlemi falan yapıp farming yapmaya başladıysanız benim tavsiyem en az bir yıl kadar bekleyin. Çünkü bir yıl sonra şu an ekran kartları nasıl az kazandırıyorsa yani sistem büyütmeniz gerekiyorsa, e, aynı şekilde bu sistemi de büyütmeniz gerekebilir. Tabii kazanç oranının ne oranda olursa ona göre de sistemi büyütürsünüz. Kazancınızı gitgide de arttırabilirsiniz. Her şey e, ilerleyen zamanlarda belli olacak. Bakalım önümüzde neler 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 olacak. Hepimiz dört gözle bekliyoruz. Yeni havuz gelene kadar ne yapayım? Yeni havuz gelene kadar ne kadar hızlı pilot işlemi yapıp yapamayacağınızı öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni havuz geldiğinde taşınabilir. Artık pilotlar yapabileceksiniz. Bu yaptığınız pilotlar da sizin farklı havuzlar içerisinde geçişinizi sağlayacak. O yüzden çok çok önemli. Ee, en hızlı pilot işlemi nasıl yaparsınız onu öğrenmeniz gerekiyor. Ben şöyle bir çözüm buldum. Ee, 2TB'lık SAGT'nin e, 2TB'lık HDD'ler aldım. Hızlı okuma yazma yapabilen. Yani yaklaşık 170 150 megabit okuyor. 150 megabit yazıyor. Ee, İlla ki bir e, SATA SSD'ye göre bile çok düşük ama aynı anda mesela 10 tane var benden. E, 10 tanesini aynı anda bağlayıp 10 tanesine aynı anda pilotlama işlemi başlatabiliyorum. Bu şekilde 10 farklı HDD'de 10 farklı pilot işlemi yaparak aslında her birisinin de 150 megabitlik hız kullanabiliyorum. Tabi bunu RAID yaparak yani birleştirerek de bu hıza sahip olabilirsiniz. Ama birleştirmeyi çok mantıklı görmüyorum. Çünkü bir tanesinde bir kopma olsa sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Yani pilotunuz iptal olabilir. O kadar zaman boşa gidebilir. O yüzden e, bu şekilde denemeleri yapmaya başladım. Benim tavsiyem o şekilde yapmaya devam etmeniz. Bu videoda bütün soruları ele almaya çalıştım arkadaşlar. Eksik sorular varsa lütfen yorum kısmına yazın. E, ama videoyu izlemeden lütfen yorum kısmına soru yazmayın çünkü ben zaten bütün soruları e, neredeyse açıklamaya çalışmışım. Açıklama kısmından soruyu kontrol edin. Dakikalarını kontrol edin. Açıklama kısmından istediğiniz soruya tıklayıp istediğiniz e, sorunun cevabını alın. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Chia Mining hakkında yardımlaşma grubu olan Telegram grubumuza, aynı zamanda pilot alışverişi yapabileceğiniz Telegram grubumuza Hepinizi bekliyoruz. Orada çok güzel büyük bir e, aile olduk. Burada herkes birbirleriyle yardımlaşıyor. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel konulara geleceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda Twitter ve TikTok hesaplarımı takip edin. Twitter'dan anlık paylaşımlar yapıyorum. Yani duyduğum anlık haberleri Twitter'dan anında paylaşıyorum. Telegram kanalımızda her gün yeni yeni bilgiler paylaşıyoruz. Yeni yeni sorular paylaşıyoruz. Chia koyun hakkında bilgiler öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu sistemi sindire sindire öğrenmeye çalışıyoruz. Bu konuda illaki eksiklerimiz olacaktır. Ama hepimiz bu konuyu birlikte çözerek, birlikte başlayarak çok güzel konumlara geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah herkes bu Chia koyundan çok çok güzel, güzel kazançlar elde eder. Ama fırsatçılık yapan arkadaşlara kesinlikle izin vermeyin. Çünkü biz ufak bütçelerle belki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Ama arkadaş sağ olsun ben pilotunu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım diyor. Cebimizdeki 3-5 kuruşa da göz dikiyor. Zaten o gözler bu dünyada oyulmasa bile ahirette büyük ihtimal oyulacaktır. Tabii inancı olan için. Zaten bunları söylememe bile gerek yok. O zaten durumun farkında. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Eksiklerim varsa affola. Tekrar konusuna sürekli düştüm, fark ediyorum. Ama insanlar farklı şekilde aynı soruları sordu bu için Belki aynı sorulara farklı şekilde cevap vermiş olabilirim. Takıldığınız tüm konularda Telegram e, hesabımdan, Twitter hesabımdan yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar ben cevap veremesem de arkadaşlar cevap vermeye çalışıyorlar. Çok sağ olsunlar Aynı zamanda katıl özelliğini kullanarak YouTube Katıl'dan e, özel canlı yayınlar yaptığım videolar olacak. O canlı yayında soru-cevap şeklinde yapacağız. Herkesin sorusunu çok net, hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.